herkesin çok özeneceği bir şey yapacağım. Zehra'yı öpeceğim. Bu öpücük herkes adına olacak. Gerçekten hani sadece 48 saat önce Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldunuz. Sadece 48, dün geldin değil mi? Dün öğlen gibi indin Türkiye'ye. Gurur duyduk. Seni yakından tanıyan ve tanıdığı ilk günden beri hani çok seven birisi olarak herkesin duyduğundan belki daha çok mutluluk duyuyorum. Çünkü hani seni görmek benim geleceğe ait umutlarımı arttırıyor Zehra'cığım. İyi ki, iyi ki varsın. She's Mercedes grubumuzun yaş olarak en miniği ama başarılarıyla belki de en büyüklerinden bir tanesi. Hem milli takım olarak voleybolcusu olarak hem de Vakıfbank Spor Kulübü sporcusu olarak birçok başarım var. En değerli oyuncu seçildiğin defalarca. Henüz 22 yaşındasın. Kariyerinin çok başındasın. Nasıl oldu? Nasıl oluyor? Genç kızları ışıldatmak için, senin yolunu takip etmeleri için neler söyleyeceksin? Öncelikle herkese merhaba. Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Güzel düşüncelerin için de teşekkür ederim Özlem ablacığım. Birazcık utandım ve mahcup oldum söyleyeyim. O zaman bir alkış. She's Mercedes ailesinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Özlem ablanın da söylediği gibi bu ailenin küçük bir kız çocuğuymuş gibi hissediyorum kendimi. Bu ailedeki herkese tanışamasam da tanıştığım insanlarla gerçekten samimi bir bağ hissediyorum aramda ve her şampiyon olduktan sonra eve döndüğümde biliyorum ki o ailemden gelen kocaman çiçekler beni evde bekliyor ve hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. O yüzden öncelikle onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben 22 yaşındayım. Bu yola başlayalı 10 sene oldu. Ve bugün bu başarılı kadınlardan duyduğum hepsinden aynı şeyi duyduğum şey, başlarken hiç burada olacağımı hayal etmemiştim demeleri. Ben de böyleydim ve bence başarının altında gerçekten bu yatıyor. Bir şey hayal ederek değil de aslında o başarının vazgeçmeden tadına vardıkça devamının gelmesini istediğin için aslında bu kadar ulaşılmaz bir noktada oluyorsun. O yüzden her geçen gün sizden ilham almaya devam ediyorum. 10 senedir voleybol oynuyorum ve kulübümün Vakıfbank'ın okula seçmelere gelmesiyle başladım voleybola. Ben de başlarda hiç voleybol oynamayı düşünmezdim. Beden eğitimi derslerinde beden eğitimi eşofmanlarımı götürmezdim. Kitap okurdum köşede. Sporla uzaktan yakından bir alakam olacağını düşünmezdim. Küçükken hep astronot olmak isterdim. Bunun döneminde şu an profesyonel bir sporcu olarak kariyerime devam ediyorum. Her geçen gün daha fazla şey öğreniyorum. Kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Etrafımdan aldığım yardımlarla uzmanlık gerektiren alanlarda destek alarak diyetisyenimle, psikoloğumla, iletişim danışmanımla yoluma devam ediyorum. Örnek olduğum insanlara yaptığım her hareketimin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olarak adımlarımı atıyorum. Ve bu yolda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ailem hiçbir zaman desteklerini esirgemediler ve her zaman yanımda oldular. Bugün Işıldayanlar konferansında bu kadar değerli insanların arasında fikirlerimi dile getirmekten çok mutluyum. Işıldamak çok güzel bir kelime, ilham veren bir kelime ve bu gerçekten büyük bir sorumluluk bence. Ben bu sorumluluğu kadınları temsil ederek burada bulunuyorum ama daha çok kadınlardan da dışarı çıkmak istiyorum. Kadınlar, kız ya da erkek çocukları farklılığı ve farkındalığı nedeniyle toplum tarafından kabul görmeyen veya kendi yolunda ilerlemek isteyen, kendi yolunu açmak isteyen herkese ilham olmak istiyorum. Ve bunun için her zaman burada olacağım. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çok güzel konuşuyorsun.
Küçükken astronot olmak istiyordum demiştim. Boyum nedeniyle olamadım. Hayat beni buraya getirdi. Şu an bir sporcu olarak karşınızdayım. Astronot olup yıldızlara dokunduğumu, yeryüzündeki herkese ve her şeye ama demeden kucak açtığımı hayal ederdim. Gökyüzüne baktığımda kuzey yıldızımla kendi yönümü bulabileceğimi düşünürdüm. Küçükken anneme hep kuzey yıldızı yerine koyardım. Ama şu an daha fazla kuzey yıldızını kendimle benimsetmek istiyorum. Çünkü bence insanların kendi yolunda ilerlemeleri için kendilerini tanımaları ve kendi yollarını açmaları gerekiyor bu hayatta. Oh, sözümü bitirmek istiyorum artık. Kötü oldu, özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Özlem. Bir... O gelmeden şunu söyleyeceğim. Hani astronot olup yıldızlara dokunmak istiyormuş ama kariyeri bu yöne gelip kendisi o yıldızlardan bir tanesi aynen. olmuş. Aynen, yıldız olup ışıldatanlardan. Emre'cim, senin bir sürprizin var bildiğim kadarıyla aynen ama öyle. Bu bütün ışıldayan kadınlardan Zehra'ya. Aynen. Ben de. Bir saniye. Ben de Zehra'yı çok yakın zaman olduğu için bireysel ayrıca tebrik edemedim. Mercedes olarak tebrik edemedik. Sahnede karşılaştık. Sahnede kutlayalım istedik. Biz de Mercedes olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Gerçekten laf olsun diye değil. Gerçekten maçlarını izlerken kulüp bazında, milli takım bazında Zehra'nın sahada olması sanki bizim sahada olmamız cısına, oradaymışız cısına bize hissettiriyor. O hırsı, o zaman zaman sinirlenip o sinirini toptan, rakipten çıkarması, getirdiği sayıları, blokları her şeyle beraber sanki o maçı biz oynuyoruz gibi gururlandırdın.